Selamlar herkese. Aslı ben Güdeva Vizyon'la. Bugün sizinle Quest okullarından, Kanada'nın butik okulu olan Quest okullarından biri okul temsilcisiyle tanıştıracağım. Dilar Hanım bize Quest okullarının detayları hakkında bilgi verecek. Yani eğitim içeriği nelerdir, hangi eğitim programlarına katılabiliyoruz, konaklama noktasına nasıl destek veriyorlar ve Kanada'da yaşam, çalışma nasıl oluyor? Bunlarla ilgili ayrıntılı bir şekilde bizi bilgilendirecek. Selam diliyorum. Merhaba. Ben öncelikle kısaca dil okulundan, lokasyondan, öğrenci sayımızda gibi böyle küçük detaylarla başlayayım. Şöyle, Quest Dil Okulu aslında 23 senelik bir dil okulu. Yani biz 1997 senesinden beri İngilizce eğitim anlamında Toronto'da hizmet veriyoruz. Ama Türkiye pazarına oldukça yeni bir okuluz. Eylül ayından beri aktif olarak yer alıyoruz pazarda. Bunun bize kazandırdığı çok büyük bir artı durum var. O da şu ki, Türkiye öğrenci sayımız çok az. Bu çok büyük bir avantaj. Çünkü Kanada oldukça popüler bir lokasyon Türk öğrenciler için. Ve pek çok okulda haliyle Türk öğrenci sayısı yüksek olabiliyor. Tabii Türk öğrenci sayısının az olması öğrencinin pratik yapması açısından çok büyük bir önem taşıyor. Bu noktada biz böyle bir avantaj sunuyoruz. Bizim iki tane kampüsümüz var. Sadece Toronto'da bulunan butik bir dil okuluyuz. Tam şehir merkezinde yer alıyoruz. Ve iki kampüste yıl boyunca açık. Toplamda 32 sınıfımız var. Sınıflar ortalama 12 kişilik. Kışın 350-400 kadar öğrencimiz olurken yazın bu sayı ekstra kiraladığımız bir kampüsle birlikte 1000'i bulabiliyor. Bunun dışında çalıştığımız bütün öğretmenler anadil İngilizce olan en az 2 senelik öğretmenlik deneyimi olan kişiler. Bu noktada biz aksan kısmında biraz hassas davranıyoruz. Öğrencilerin gerçekten o temiz, pür Kanada aksanı öğrenmeleri bizim için önemli. Buna bu yüzden ekstra dikkat ediyoruz. Zaten çalıştığımız öğretmenler de çok uzun zamandır Quest çalışan olduğu için 9-10 senelik deneyim olan kişiler. Bu anlamda da oldukça öğrenciler bunun verimini kullanabiliyorlar diyebilirim. Peki top nationality ne oluyor? En fazla Quest okullarına gelen en fazla millet hangi gruptan geliyor? Yani şöyle, zaten Kanada'nın değişmez bir gerçeği var. Asyalılar için çok popüler. Bizde de... Tüm lokasyonlar sanırım öyle. Aynen. Bizde de Japon sayısı %25 civarlarında diyebilirim bütün okulu düşündüğümüzde. Bunu takip eden ülkelerde Brezilya, Meksika ve diğer Güney Amerika ülkeleri. Zaman zaman Avrupa ülkelerinden, bazı üniversitelerden büyük gruplar halinde öğrenciler de arıyoruz. Ama öne çıkan milletler Brezilya ve Japonya diyebilirim. Peki sınıflar maksimum kaç kişilik oluyor? Ortalama 12 kişilik ama maksimum 16 kişilik olabiliyor. Bu yoğun programlarda aynen, ya çok ekstrem durumlarda 16'yı bulabiliyor. Ama bu yoğun programlarda çok daha düşük kalıyor. Yani 3-4 kişilik sınıflarımız bile oluyor diyebilirim. Peki sunduğu öğrencinin yararlanabileceği eğitim programları neler? Genel İngilizce var. Genel İngilizce var, sınav hazırlık kursları var. Petway programı dediğimiz Kanada'daki kolejlere, üniversitelere geçiş imkanı sağlayan bir programımız daha var. Bizde toplamda 15 seviye oluyor. Gelen öğrencileri öncelikle buna göre değerlendirip sınıflara yerleştiriyoruz. Genel İngilizce'de sabah saatlerinde gramer ve speaking sınıfları varken öğleden sonra yoğun programlarda workshop dediğimiz ve odaklanmış kurs dediğimiz aslında öğrencinin programını kendi kişiselleştirebileceği biçimde oluşturduğu bir seçenek de var diyebilirim. Yani nasıl oluşturuyor öğrenci? Mesela ben oraya geldim yoğun programa. O workshoplarda atıyorum speaking noktasında sıkıntı çekiyorum. Speaking ağırlıklı mı workshoplara katılıyorum? Evet, şöyle, zaten biz gelen öğrencilere ilk gün bir öğrenci numarası veriyoruz. Öğrenciler sistem üzerinden bu numarayla bu workshop listelerini, daha pek çok durumu bu web sitesi üzerinden inceleyebiliyorlar. Her öğrenci zaten sabah saatlerinde 1 saat gramer, 3 saat speaking ya da sadece speaking ağırlıklı bir şey isteyen öğrenciler için direkt 3 saat speaking ile başlayabilecekleri bir hazır programımız var. Workshoplarda öğleden sonraki ders programına giriyor. Her öğrenci o hafta boyunca öğleden sonra hangi dersi alacağını sistem üzerinden belirliyor. Yani şöyle diyebilir, ben bu hafta sadece yeni kelime öğrenmek istiyorum. O zaman Word Power Workshop'ını tercih eder. O hafta öğleden sonra sadece buna yönelik bir eğitim alır. Ertesi hafta speaking ile ilgili bir şey seçer. Buna yönelik bir eğitim alır. Her hafta bunu istediği biçimde değişebiliyor. Anladım. Yani gerçekten
tamamen benim İngilizce'deki eksiklerimi kapatmaya yönelik olarak ilerleyen bir program. Aynen. Her öğrenci farklı biçimde bunu oluşturuyor ve eksiklerini, daha çok geliştirmek istediği noktaları bu şekilde çok daha rahat yoğunlaşabiliyor. Şu son dönemde Kanada'nın en fazla ya Kanada öğrencisini çeken şey PTE programları aslında. Birazcık detaylandırmakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz, herkes biliyor artık, Kanada'da sertifika programlarında 1 yılın üzerine 1 yıl full time çalışma hakkı var. 2 yılın üzerine 3 yıl full time çalışma hakkı var. Hani bu noktada bu kalesi öğrencilere nasıl bir imkan sunuyor? Bize şöyle, Pathway eğitimi almak isteyen öğrencilere biz bir kere daha Türkiye'deyken onlar bir gramer testi gönderiyoruz. Skype üzerinden hocalarımızdan biriyle speaking testi yapıyoruz ki hani speaking konusunda seviyeleri nedir? Küçük bir essay yazmalarını istiyoruz. Bunu tamamen aslında öğrencinin belli bir altyapısı var mı diye ölçmek için yapıyoruz. Çünkü Pathway'de biz aslında İngilizce öğretmiyoruz. Onların zaten var olan İngilizcelerini koleje hazırlamak için yapılandırıyoruz diyebilirim. Öğrenci seviyesi eğer bizim kendisine bu Türkiye'ye gönderdiğimiz sınavlarda B2 seviyesine çıkarsa Kanada'ya geldiği ilk gün tekrar aynı değerlendirmeye giriyor ki emin olmak istiyoruz gerçekten bu kişiyi değerlendirdik diye. B2 seviyesinde olan öğrenciler bizim Pathway programlarımıza dahil olabiliyorlar. Her pazartesi sınıflara dahil olma imkanları var. Bizde standart bir eğitim 12 hafta sürüyor. Daha kısa veya uzun opsiyonumuz yok. 12 hafta sonunda eğer sınıfları %80 katılım sağlamışsa öğrenci, bizim kendi düzenlediğimiz bu Pathway geçirme testi gibi bir teste giriyorlar. Burada her kolejin istediği skor farklı ama ortalama %70-75 bandında bir başarı sağlarlarsa anlaşmalı olduğumuz koleje geçiş yapabiliyor. Anlaşmalı olduğumuz kolej listesi oldukça geniş bir ağ sahip. Bunu zaten bizim kendi web sitemizden inceleyebilir öğrenciler de. Orada istedikleri kolejlerle anlaşmamız varsa bizim Pathway hazır kursumuzla birlikte herhangi bir TOEFL, IELTS'e gerek kalmadan bu koleje geçiş imkanı bulunuyor öğrencilerin. Bu süre içerisinde peki kolej öğrenciye destek oluyor mu bu kalıcı başvurularında, kalıcı kabul kısmında? Şöyle, pek çok öğrenci oraya gittiğinde de kararını değişebiliyor. Mesela Pathway kurslarına geçmek istiyor genel İngilizce'den. Bizim orada zaten Pathway ile ilgilenen bir çalışanımız var. Öğrenciler eğer genel bir akademik danışmanlık isterse bunu ücretsiz şekilde sağlayabiliyoruz. Ama çok daha detaylı bir akademik danışmanlık istedikleri takdirde bunun küçük bir ücreti var. Bunu karşılayan öğrencilere biz hangi kolejlerin, hangi programların onun için daha faydalı olabileceğini, nelerde daha çok iş imkanı olduğunu, onların bundan faydalanabileceklerini ve başvurunun tamamlanma süreci konularına yardımcı olabiliyoruz. Peki konaklama noktasında ya sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa eğitimle ilgili, siz eğitim içerikleriyle ilgili siz de ekleyebilirsiniz. Eğitim içerikleriyle ilgili aslında şunu belirtebilirim belki. Bizim yoğunlaştırılmış bu Pathway sınıfımız var. 12 haftalık bir eğitim sonrasında öğrencilerin sınava girebildiği. Ama öğrenciler derse hani ben ilk başta görmek istiyorum hani bunun için yeterli miyim? Çok emin olmayanlar için. Öğleden sonra odaklanmış kurs dediğimiz seçenekler var. Bunlar aslında öğleden sonra demin bahsettiğimiz o genel İngilizce konularının dahil olduğu workshoplar yerine bunları tercih edebilirler. Akademik hazırlık şeklinde geçiyor bunlar da. Öğleden sonra Pathway, IELTS, TOEFL gibi böyle akademik konularda eğitim alabilirler. Dilerlerse tabii ki yoğunlaştırılmış işte TOEFL, IELTS, Pathway sınıflarında tercih edebilir öğrenciler. Peki konaklama noktasında hangi seçenekler var öğrencilerin? Neler sunabiliyoruz öğrencilere? Konaklama konusunda bizim yıl boyunca sunduğumuz iki seçenek var. Biri aile yanı konaklama tabii ki. Bir diğeri de paylaşımlı öğrenci evi dediğimiz konaklama tipi. Aile yanında çalıştığımız bütün aileler Kanada vatandaşı. Bizim düzenli olarak denetlediğimiz kişiler zaten. Aynı zamanda biz bu konuda biraz daha titiz davranıyoruz ve aslında aile tercih etmiş bütün öğrenciler konaklama süresi bittiğinde bizim aile denetlerimizin yanında onlar da çok kapsamlı bir biçimde değerlendiriyorlar aileleri. Biz bu öğrencilerden hani o kaldıkları evin, ailenin olumlu olumsuz bütün yanlarını öğreniyoruz. Buna göre sistemde bir sıralama yapıyoruz ve bu noktada yüksek değerlendirme oranına sahip ailelerle çalışmaya dikkat ediyoruz. Bu da bizim aile yanı konusunda denetlerimizi ciddi anlamda yukarıya çekiyor. Öğrenciler dilerse hani daha aileden bağımsız yaşamak istiyorum, hani böyle bir seçenek var mıdır derlerse paylaşımlı öğrenci evi de tercih edebilirler. Bunun aslında ailenin konaklamadan en büyük farkı öğrencilere yemeği yanında yaşadığı aile değil de
Ortak mutfaklarda kendi yaptıkları biçimde sunuluyor. Haliyle daha hesaplı bir seçenek oluyor. Bunların ortalama uzaklığı yine 45 dakika uzaklığı oluyor. Ama zaten ailen olsun, paylaşım öğrenci olsun bu seçenekler genelde metroya çok yakın noktalarda oluyorlar. Ve bizim okulda direkt metro durağının karşısında olduğu için çok rahat bir biçimde ulaşım sağlanabiliyor bu evlerde. Yani peki buradan Kanada'ya gidecek öğrenciye hangi opsiyonu önerirsiniz? Ben şahsen Aryan'ı dediğimiz son ses seçeneğini daha çok öneriyorum. Çünkü öğrenciler hem aile İngilizcelerini daha çok pratik etme imkanına sahip oluyor. Hem de başka bir kültürle tanışıyorlar. Orada uzun zaman yaşamış olan bu kişiler onlara belki gidecekleri kolej programlarına, ileride iş imkanı dahilinde yardımcı da olabiliyorlar. Bu noktada homestay çok daha mantıklı bir seçenek olabilir. Daha böyle lokal yerleri gösterme konusunda öğrenmişlere, yani, adaptasyonu kolaylaştırma kısmından. Aynen. Hani sonuçta buradan hiç bilmeden gidiyorum yani. Orada beni karşılıyor, konaklamaya yerleştiriyor, birazcık şehri tanıtıyor, şehir nasıl bir şehirdir diye. Aynen öyle. Zaten Kanada'da aileler çok sıcakkanlı, yardımsever kişiler oldukları için Türk öğrenci için aslında bu büyük bir avantaj olabiliyor. Biraz da hani şu dönem özel promosyonu var okulun, promosyonlu fiyatlarından bahsedelim. Mesela 6 aylık bir dil eğitimi ne kadar fiyata geliyor Quest'te? Şöyle söyleyebilirim, 6 aylık dil eğitimi 3780 Kanada doları. Bu sadece eğitim tutarı tabii ki. Bizim Türk pazarlığı olduğumuz için ciddi anlamda promosyonlarımız var Türk öğrencileri için. Bir kere bütün fiyatlarımızı %35 indirimli olarak sunuyoruz Türk yani Türkiye'den gidecek öğrencilere. Bunun dışında bizim en büyük promosyonumuz şu ki 24 hafta yani 6 ay ve üzeri kayıt olacak kişiler için aslında 1 aylık ücretleri bedavaya denk gelmiş oluyor. Yani 24 hafta ve üzeri gidecek kişiler 4 hafta daha düşük hesaplanmış haliyle eğitim tutarını ödüyorlar. Benim demin size verdiğim aslında 24 haftalık bu 6 aylık eğitim ücreti aslında 5 aylık ücretle aynı. Evet, yani peki bu ne zamana kadar geçerli bir şey kampanya? Biz sene sonuna kadar bu promosyonları devam ettireceğiz. Yani öğrenciler isterse 31 Aralık'a kadar kayıt olabilirler. Eğitim süresinin başlangıcı hiç fark etmiyor. 2020'de de başlayabilirler. 31 Aralık'a kadar kayıt oldukları takdirde bu promosyon fiyatlardan yararlanabilecekler. Gerçekten çok uygun fiyatı yani ve sunduğu şeylere, eğitim içeriklerine, detaylara yoğunluğuna bakarsak hani fiyat performans gerçekten çok güzel. Evet. Bu da sanırım Türkiye onlar için yeni bir market, Quest için yeni bir market. Bundan dolayı. Aynen, kesinlikle. Aynen. Yeni olduğumuz için fiyatları cazip kılmak adına böyle bir promosyonlar yaptık. Yani şöyle söyleyebilirim. Geçtiğimiz sene bütün okullara kıyasladığımızda Toronto bazında en uygun fiyat veren okullardan biri bizdik. Zaten çok çok küçük bir artış yaptık. Yani 100 Kanada doları kadar bir artış oldu programların genelinde. Hemen hemen aynı fiyatı koruyoruz diyebilirim. Yine muhtemelen en uygun fiyat veren okullardan biri biz olmuş olacağız 2020 senesi içerisinde de. Var mı peki başka eklemek istediğiniz herhangi bir şey? Başka yani özetleyecek olursam hani neden Quest'i tercih edebileceklerine dair. Tabii ki Türk öğrenci sayısının az olması aslında en büyük avantaj. Lokasyon olarak çok iyi bir noktada, tam şehir merkezinde yer alıyoruz. Çalıştığımız öğretmenlerin hepsi çok deneyimli ve ana dili zaten İngilizce olan kişiler. Bu da büyük bir avantaj olabiliyor öğrenciler için. Programlarımız oldukça kişiselleştirebilir. Her öğrenci eksik olduğu ya da geliştirmek istediği noktaya çok daha rahat yoğunlaşabilecek bir biçimde düzenliyoruz. Bunun dışında konaklama konusunda tabii ki bu da çok önemli olabiliyor öğrenciler için. Memnuniyet seviyemiz çok yüksek. Çalıştığımız aileler gerçekten ciddi anlamda çok iyi aileler. Bir sıkıntı, bir işte problem olduğu takdirde de öğrenciler direkt değişebiliyorlar bunu. Sadece okulda bize belirtmeleri yetiyor. Böyle bir esneklik de sağlıyoruz. Tabii bunların yanında da fiyat olarak çok ciddi promosyonların olması Türk öğrenciler için cazip olabiliyor. Ekstra okulu çeken. Aynen. Özellikle şu dönemki kurlardan anladığı. Aynen öyle. Quest'le ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz ofisimiz İstiklal Caddesi'nde Sen Antoine Kilisesi'nin hemen çaprazında hani bazı dönemlerde de aranında bizimle birlikte görüşmelere giriyor. Daha spesifik sormak istediğiniz sorular vardır. Sonuçta kendisi bizzat okulun temsilcisi olduğu için bizi daha derinlemesine aydınlatabilir diye düşünüyorum.
Eğer gelirseniz daha detaylı hem vize prosedürleriyle ilgili hem de okulla ilgili görüşme sağlayabiliriz. Hoşça kalın.